Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Bugünkü konumuz soy ağaçları olacak. Biraz soy ağaçlarında zorlandığınızı biliyorum. O yüzden bu dersimizde soy ağaçlarında X'e bağlı kalıtım nasıl gerçekleşiyor? Çekinik genlerin kalıtımı nasıl gerçekleşiyor? Sorulara nereden bakmamız gerekiyor? Nasıl yaparsak kolay çözeriz bunları göstermiş olacağım. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi de vereyim gençler. Eşeğe bağlı kalıtımı bitirmiştik. Yani sizin de kitaplarınızdan eşeğe bağlı kalıtımın sonuna kadar gelmeniz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde akraba evliliklerinden bahsedeceğim. Sayfa 111'e kadar dinamadan çözmediğiniz hiçbir kısım kalmasın. Aynı şey sıfırdan ona için de geçerli. Yani kalıtımın sonuna kadar geliyorsunuz gençler. Akraba evliliği kısmına geçmiyorsunuz. Onun haricinde her şeyi bitirmiş olmanız gerekiyor. Sıfırdan ona sayfa 123'e kadar çözülmüş olmalı bu dersimiz bittiğinde. Biz bugünkü dersimizde soy ağaçlarını göreceğiz dedik. Soy ağacın tanımından bahsedeceğim. Soy ağacında kullanılan sembollerden bahsedeceğim. Kalıtsal özelliklerin soy ağaçları üzerinde nasıl kalıtıldığından bahsedeceğim. Cinsiyet farklı olunca tabii ki farklı bir taşınım söz konusu oluyordu. Hemen devam ediyorum. Soy ağacı bir ailenin sahip olduğu üyeleri gösteren ağaç biçimindeki çizelgedir. Tabii ki nesiller boyunca kalısal özelliklerin nasıl aktarıldığını bize gösteriyor. Soy ağacı kalıtan bilgileri belirli bir hiyerarşi içinde şematik olarak evrensel sembollerden yararlanarak gösteriyor. Yani soy ağacı çiziminde kullandığımız yuvarlaklar, kareler bizim ülkemizde hangi anlama geliyorsa dünyanın başka bir ülkesinde de aynı anlama geliyor. Ortak evrensel bir dil yaratmış oluyoruz. Fenotipi bilinen bireylerden genotip tespit etmek için soy ağaçlarını kullanıyoruz. Gençler soy ağaçlarına baktığımız zaman yuvarlaklar daireler tabii ki dişi bireyleri temsil ediyor. Kareyle gösterilenler erkek bireyi temsil ediyor özelliği gösteren bireyler, fenotipinde bu özelliğe sahip olan bireyleri ise koyu renkli olarak belirtiyoruz. Yuvarlak ve karenin arasında bir çizgi varsa iki kişinin evli olduğunu anlıyoruz. Sonra bunlardan çıkanlar ise tabii ki çocuklar oluyor. Çocukları da doğum sırasına göre yazıyoruz. Yani bu çiftin ilk çocukları kız olmuş, ikinci çocukları erkek olmuş. Erkek olan birey gitmiş bir evlilik yapmış. Onun da ilk çocuğu kız, ikinci çocuğu da yine kız olmuş. Soy ağacı hazırlarken dediğim gibi daire Dişi bireyleri kareler ise erkek bireyleri temsil ediyor. Tek çizgi varsa bunlar evli bireylerdir. Eğer dişi ile erkek arasında çift çizgi çizerlerse, iki tane çizgi koyarlarsa bunlar akraba evliliği yani soy bağı olan iki kişinin evlendiği anlamına geliyor. Koyu renkli gösterdikleri özelliği taşıyanlar, göstermedikleri ise taşımayan bireyler oluyor. Çocukları sırayla yazıyorlar gençler. Eğer bir aileden şöyle çocuklar meydana geldiyse tabii ki biz bunların ayrı yumurta ikizleri olduğunu söyleyeceğiz. Tek yumurta ikizlerine baktığımız zaman da ortada bir çizgi oluyor gençler. Soy ağacı analizlerinde işimize bakacağımız zaman soy ağacı analizlerinde kolay bir şekilde çözüme ulaşmak istediğimiz zaman tabii ki yapmamız gereken, uymamız gereken kurallar var. Bunlara da bakacak olursak tabii ki ilk olarak eşeğe bağlı bir kalıtımsa cinsiyeti işin içine katacağız. Bunun haricinde çekinik özelliğe sahip olan bireylerin genotipine yazmak daha kolaydır. O yüzden çekinik özelliğe sahip olanları dikkate alacağız. Soy ağacında aşağıdan yukarıya gitmek de her zaman işimizi kolaylaştıracaktır diye. Bakalım hemen örneğimizin üstünden göstereyim. Otozamal çekinik bir özelliğin kalıtımını gösteren yandaki soy ağacını inceleyerek bireylerin genotipini tahmin etmeye çalışın. Bir kere otozamal ve gonozamal kavramlarını da öncelikli olarak bir açayım size. Daha sonraki konuda da işimize yarayacağı için biz insanlar için hep ne diyoruz? 2N46 kromozomludur diyoruz. Dişi bireyleri düşündüğümüz zaman tabii ki 46 tane kromozom söz konusu. Erkek bireyler içinde 46 kromozom söz konusu olacak. Dişileri yazmak istediğimiz zaman 44 artı XX kromozom formülüne sahiptik. Erkek bireylerde 44 artı XY kromozom formülüne sahipti. Buradaki 44 bizim vücut kromozomlarımızı ifade eder. Yani bunlara otozom ismini veriyoruz. XXXY'ler ise cinsiyet kromozomlarıdır. Bunlara da gonozom ismini veriyoruz. Otozomal çekinik bir özellik diyorsa o zaman vücut kromozomları üzerinde taşınıyor demek istiyor. Küçük a ağ, küçük a'ları yapıştırabiliriz. Buradaki soruda olduğu gibi. Hemen yapıştırıyorum. Burası küçük a küçük a burası da küçük a küçük a burası da küçük a küçük a olmak zorunda. Aşağıdan yukarıya gitmek her zaman bize kolaylık sağlar dedik. Küçük a küçük a olduğuna göre küçük a'nın birini zaten babasından almış. Diğerini kimden almış olmak zorunda? Annesinden. Annesinin genotipini hemen yazdık. E bu çocuğu da yazabilirim. Neden? Taramadığına göre küçük a küçük a değil. Kafadan büyük a'sı var. Babadan da mutlaka ne gelmek zorunda küçük a gelmek zorunda. O zaman bunun genotipini de kesin olarak belirledim. Devam ediyorum. Küçük a küçük a olduğuna göre birini babasından aldı, diğerini de annesinden aldı. Haliyle bunu da taramadığına göre büyük harfli olacak. Şuraya baktığım zaman taramamış, kesinlikle bir büyük a'sı var. E küçük a'yı da bu taraftan almış olacak. Şimdi devam ediyorum diğer bir örneğimle. Otozomal baskın bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler soy ağacında koyu renkli olarak verilmiştir diyor. Bu sefer neye dikkat ettim? Otozomal baskın dediğine göre. Demek ki bunlar mutlaka büyük ağlı olmak zorunda. Ama büyük ağ büyük ağ da olabilir, büyük ağ küçük ağ da olur. Yanlarını bilemiyorum ki... Açık renkli verdiği bireylerde kesinlikle büyük A yok. O zaman açık renklileri yazabilirim. Küçük A, küçük A, küçük a küçük a küçük a küçük a olmak zorunda açık renkliler benim için ipucu. Küçük a küçük a olduğuna göre küçük a'nın birini annesinden, diğerini kimden aldı? Babasından. Yani baba heterozigot olmak zorunda. E 5 numaralı bireye baktığın zaman büyük A'yı mutlaka babadan aldı. Anneden küçük a'dan başka bir şey alamaz ki. Küçük a'yı da yazdım. Bunun küçük a küçük a çocuğu olduğuna göre küçük a'nın birini buradan aldı, diğerini bu taraftan aldı diyeceğiz. Yine yukarıya doğru çıkmak istediğim zaman bakıyorum büyük A küçük A büyük A küçük A genotipine sahip çocukları olmuş. E bu çocuklardan bir şeye varabilir miyim? Varamadım. Bir numaralı bireye baktığım zaman büyük A küçük A olabilir. Büyük A'ları vermiştir. Küçük A'lar da buradan gelmiştir. Ama bu büyük A büyük A da olabilir. Büyük A'ları vermiştir küçük A'ları vermemiştir. Yani bir numaralı bireyin genotipini kesin olarak tespit edemedik. Büyük A küçük A da oluyor. Büyük A büyük A da oluyor. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak verilmiştir. Yine aynı mantıkla ilerleyeceğiz gençler tozamal çekinik bir özelliği fenotipinde gösterdiğine göre ya da bana dedi ki aşağıda verilen bireylerle bireylerden koyu renkli olanlar Mesela mavi gözlüdür kahverengi gözlü olmak mavi gözlü olmaya da baskındır diye belirtti Benim mavi gözlü olanlara hemen küçük a ağ, küçük ağları yapıştırmam gerekiyordu yapıştırdıktan sonra küçük a'nın birini buradan aldı diğerini buradan aldı e bunları taramadığına göre bunlar baskın özelliği gösteriyor o zaman büyük a'ya küçük a olması gerekiyor 5 numaralı bireye geldiğim zaman kesinlikle bir büyük a'sı olduğunu biliyorum ama buradan bunun büyük A büyük A mı büyük A mı küçük A mı olduğunu çıkartamadım gençler. Devam edeyim küçük A küçük A olduğuna göre birini bu taraftan aldı diğerini bu taraftan aldı. Bunun yan tarafı kesinlikle büyük A olmak zorunda. Küçük A küçük A çocuğu olduğuna göre birini buradan aldı diğerini bu taraftan aldı. E bunu boyamadığına göre kesinlikle yan tarafı da büyük A olmak zorunda. Yani bir numaralı bireyin kesinlikle büyük A küçük A olduğunu buldum. 2 numaralı bireyin de kesinlikle büyük a küçük a olduğunu buldum. 3 numaralı birey büyük a küçük a olmak zorunda. 4 numaralı birey göstermemişiz gençler. Şu da bizim 4 numaralı bireyimiz olsun mesela. 4 numaralı birey de kesinlikle büyük a küçük a olmak zorunda. Ama 5 numaralı bireye baktığımız zaman karar veremedik. Büyük a büyük a da olabilir. Büyük a küçük a şeklinde de olabilir. Devam edeyim biraz da işin içerisine gonozomlar girsin. X kromozomu üzerinde taşınım, Y kromozomu üzerinde taşınım nasıl gerçekleşiyor onlardan bahsedelim. Sadece göz rengi ve kan grubu gibi vücut özelliklerinden sorumlu olan kromozom çiftlerine ne ismini veriyoruz? Otozom, vücut kromozomları diyoruz. Otozomal olarak taşınmasından bahsediyorsa büyük ağları küçük ağları yapıştırıyoruz gençler. Ama bana gonozomal olarak taşınıyor diyorsa zaten X kromozomu mı Y kromozomunda mı taşındığını vermek zorunda. Gonozomlar bizim cinsiyet kromozomlarımızdı. X ve Y kromozomlarımızdı. Az önce dediğim gibi insan vücudunda 46 tane kromozom var. Bunlardan 44 tanesi otozom, 2 tanesi ise cinsiyetin belirlenmesini sağlayan gonozomlardır. Erkek bireylere baktığımız zaman X, Y cinsiyeti belirleyecek. Dişi bireylerde ise X, X belirleyecek. O zaman erkek bireyler sperm oluşturdukları zaman spermleri tabii ki 23 kromozomlu olacak. Cinsiyetle ilgili de bir tane gonozom taşıyacak. Bunlar ya 22 artı X olacak ya da 22 artı Y olacak. İki çeşit oluşturulabiliyor. Dişilerin de tabii ki yumurtaları 23 kromozomlu olacak ya 22 artı x olacak ya da 22 artı e, x olacak başka alternatif yok çünkü dişilerde iki tane x kromozomu var gençler devam ediyorum. X kromozomuyla Y kromozomunu karşılaştırdığımız zaman X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük bir kromozomdu. X kromozomu hem erkek hem dişilerde bulunuyordu. Y kromozomu ise sadece erkeklerde bulunuyordu. O yüzden bir özellik Y kromozomu üzerinde taşınıyorsa Babadan erkek çocuklarına mutlaka geçiş söz konusu olacak ama X kromozomu üzerinde taşınan bir özellik hem kadınlarda hem erkeklerde görülebiliyordu. Bize havalı havalı uzun uzun cümleler yazar. Der ki bir özellik X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesinde taşınıyor ise X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi demek Sadece X kromozomu üzerinde taşınıyor demek. Buna da örnek olarak kırmızı-yeşil renk körlüğünü yani kırmızı kısmi renk körlüğünü vermiştik. Bir de hemofili'den bahsetmiştik gençler homolog kısım diyorsa hem x hem y ile taşınıyor. Yani cinsiyet kromozomu üzerinde taşınması bizim için bir şey ifade etmiyor. Vücut kromozomlarında taşınıyormuş gibi işlemlerimizi yapabilirdik. Y kromozomunun x kromozomuna homolog olmayan bölgesi diyorsa sadece y kromozomuyla taşınıyordur. Baskın veya çekinik olması bir şey ifade etmez. Çünkü y kromozomu bir tane. Onda taşınan özellik erkek bireylerde mutlaka görülecek gençler. E bir tane de onunla ilgili soru çözelim. Yukarıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. X kromozomu ile ilgili çıkmadı sorumuz. Yine neyle ilgili çıktı? Otozomal çekinik bir karakterle ilgili çıktı o zaman buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin bu karakter bakımından homozigot olduğu söylenebilir. Otozomal çekinik bir özellik olduğuna göre istediğin küçük harfi kullanabilirsin. Benim A'yı çok kullanmamın sebebi büyük A ile küçük A'nın yazılışı birbirinden farklı gençler. O yüzden de hızlı yazımda karışma söz konusu olmuyor. Ama istersen büyük B'ye küçük B'yi de kullanabilirsin. Mesela bunu da B kullanarak çözelim. Çekinik özellik olduğuna göre bunların küçük B, küçük B şeklinde olması gerekiyor. Küçük B, küçük B olduğuna göre küçük B'nin birini buradan alacak, birini buradan alacak. Bunları boyamadığına göre bunlarda baskın özellik var. Bunlar büyük B'ye küçük B şeklinde olacak. Buraya geldiğimiz zaman 4 numaralı bireye baktığımız zaman babadan büyük B'yi anneden de büyük B'yi almış olabilir veya babadan büyük B'yi anneden küçük B'yi almış olabilir. Şuraya bakıyorum. Küçük B, küçük B olduğuna göre anne her iki çocuğuna da neyi vermek zorunda? Bir kere küçük B'yi vermek zorunda. E bunları boyamadıklarına göre bunlar da büyük B'ye küçük B olabilir. Yukarıya doğru çıkmak istediğim zaman kesinlikle büyük B'si olduğunu biliyorum. Ama büyük B büyük B'de olabilir. Büyük B'ye küçük B'de olabilir. Emin değilim. Emin değilim. Onlar dursun. Buraya baktığımız zaman bunun çocuğu küçük B'ye küçük B olmuş. Küçük B'ye küçük B olduğuna göre birini buradan almış diğerini bu taraftan almış. Yanının da nasıl olması lazım boyamadığına göre büyük B olmuş olması lazım homozigot olduğu söylenebilirleri soruyor bana. 2 homozigot olabilir gençler. 4 de homozigot olabilir. Kalan numaralandırılmışların kesinlikle heterozigot olduğunu biliyorum. O zaman 2 ve 4 dedim. Sorumuzu geçtik. Geldim diğer bir kısma. Yukarıda belirtilen soy ağacında koyu renkle belirtilen bireyler otozomal baskın genlerle aktarılan bir özelliği göstermektedir. Yani bunlar büyük A'ya bir şey büyük A'ya bir şey kalanların da küçük A küçük A olduğunu biliyorum. Buna göre K bireyinin evlenmesi sonucu çocukları bu karakter bakımından genotiplerinden hangilerine sahip olabilir diyor. Bir kere K bireyinin önce genotipini bulmak zorundayım. Burada verdiği şey aslında çok boş, hiç işime yaramıyor ki açık renkli olanların ben kesinlikle küçük A küçük A olduğunu biliyorum. Boyalı olsaydı büyük A alternatifi olurdu. Küçük A küçük A küçük A küçük A ile evlenirse bunların çocuğunun da küçük A küçük A olmaktan başka alternatifi yok. Yani K bireyi küçük A küçük A'ymış. Bunun diyor evlenme sonucunda çocuklarında hangileri söz konusu olabilir diyor. Düşüneyim bu gitsin baskın özellikteki biriyle evlensin. Mesela büyük A büyük A biriyle evlensin. Bunların çocukları ne olur? Büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A. Yani bunların heterozigot baskın çocukları olabilir. E küçük A küçük A biri gitsin, küçük A küçük A ile evlensin. Bunların çocukları ne olmak zorunda? Çekinik özellikte olmak zorunda. Homozigot çekinik özellikte biriyle de Çekinik özellikteki bir çocuğu da olabilir. Diğer alternatifimiz neydi? Küçük a küçük a çarpı büyük a küçük a yapsam, e buradan da hocam büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a küçük a küçük a olabilecek her alternatifi yazdım. Bunların homozigot baskın yani büyük a büyük a çocuğu olamaz ki. Adam küçük a küçük a çocuğa mutlaka bir küçük a'yı vermek zorunda. Bunun büyük a büyük a çocuğu olamaz. Hangilerine sahip olabilirin? Cevabı tabii ki 1 ve 3 oldu. Geldim diğer bir soruma. Bezelye bitkisinde mor çiçek rengi allelinin beyaz çiçek rengi alleline baskın olduğu biliniyor. Mor baskın olduğuna göre mora büyük harfi verdim. Büyük A olsun. Beyaz çekinik olduğuna göre beyaza da neyi vereyim? Küçük A'yı vermiş olayım. Aşağıdaki soy ağaçlarından hangisinde beyaz renkli çiçeğe sahip bezelye bitkisinin kalıtımı gösterilmiş olamaz diyor. Mesela buraya baktın bunların hepsi büyük A büyük A olsa beyaz renkli çiçeğin kalıtımı gösterilmiş olamaz diyor ya böyle olabilir mi? Bu ailenin bu şekilde olmasında veya şunların hepsine küçük a küçük a desem bunların hepsinde küçük a küçük a çıkmasında herhangi bir problem yok. Şöyle bir baktığımız zaman şimdi çekinik özelliğe sahip olanlar küçük a küçük a olmak zorunda. Küçük a'nın birini buradan alsa, birini buradan alsa bu özelliği göstermediğine göre büyük a'lı olsa sıkıntı var mı? Yok. E bunlar da büyük ağlı olsa burası da büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Yazabildim mi? Yazdım. Sıkıntı yok. Şuraya baktığım zaman özelliği göstermedikleri için küçük a küçük a alsam küçük a'lardan büyük a'lı çocuk olur mu? Olmaz hocam. Yani cevabı bulduk. E buraya bakıyorum. Şu küçük a küçük a olsa, bunun da yanı büyük a küçük a olsa mesela. Buradan hep büyük a gelse, şuradan da küçük a gelse, bunlar da büyük a küçük a olsa yazabildim mi? Yazdım. Burası küçük A küçük A küçük A'nın birini buradan alsa birini buradan alsa bunlar da büyük A küçük A olsa bunların küçük A'lı çocuğu olur mu? Olur. Tek olmayan kısım neresi çıktı gençler? C seçeneği çıktı. Diğer bir soruma da geldim. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomunun Y ile homolog olmayan bölgesinde resesif genlerle aktarılan bir rahatsız ola, rahatsızlık olan renk körlüğünün kalıtımı gösterilmiştir. O zaman koyu renkli bireyler renk körüdür. Renk körü erkek bireyleri nasıl yazıyorduk? X üzeri küçük R'ye Y şeklinde yazıyorduk. X üzeri küçük R'ye Y dişi renk körüyse X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R erkek renk körüyse X üzeri küçük R'ye Y yazmak zorundaydık. Soy ağacında yazabildiğim kadarına ilerleyeyim. Şimdi Y kromozomunu babasından alacağına X üzeri küçük R'yi de annesinden alacak. O zaman bu kadın X üzeri küçük R'yi taşıyacak. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olsaydı renk körü olurdu. Demek ki yanında baskın özellik var. Anneyi yazabildim. Buradaki kız çocuğu renk körü değilmiş. O zaman annesinden sağlıklı olma genini aldı. Babadan da X üzeri küçük R'yi almaktan başka alternatifi yok. E şuraları yazmaya başlayayım. Aşağıdan yukarı doğru çıkayım. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olduğuna göre birini babasından alacak diğerini kimden alacak annesinden annesi renk körü olmadığına göre X üzeri büyük R'sinin olması gerekiyor erkek çocuğa babasından Y kromozomu geçti erkek çocuğu renk körü değilse zaten X üzeri büyük R'si kesinlikle var yazmayı nasıl gerçekleştiriyoruz son kısmada bakalım. Y kromozomunu nereden aldı? Babasından. Baba renk körü değil zaten. X üzeri büyük R'yi yapıştırabilir. Şimdi bu kadının renk körü erkek çocuğu olduğuna göre Y'yi babadan aldıysa X üzeri küçük R'yi mutlaka anneden alacak. E anne renk körü olmadığına göre taşıyıcıdır. X üzeri büyük re'sini de yazdım. Bütün ailenin genotipini belirledim. Soya ağacında yer alan tüm dişiler bu özelliğe ait geni bulundurmaktadır. Dişilere bakıyorum. Buradaki dişide gen var. Buradaki dişide gen var. Buradaki dişide gen var. Buradaki dişide de gen var. O zaman soya ağacındaki tüm dişilerde gen var diyebilirim kız çocuklarına özelliğe aitken babadan aktarılabilir. Renk körlüğü geni kız çocuklarına tabii ki babadan geçiş yapabilir. X üzerinde çekinik taşınan genlerin kız çocukların birini annesinden birini babasından alıyor. Tabii ki geçiş yapılabilir. Devam ettiğim zaman erkek çocuklarına bu özelliğe aitken babadan aktarılabilir. X kromozomu üzerindeki bir özellik babadan erkek çocuğa nasıl geçsin? Babadan erkek çocuğa Y kromozomu geçiyor gençler. O yüzden bunu eledik. Hangileri yapılabilir dediği için cevabımız 1 ve 2 oldu. Devam ediyorum. Aşağıdaki soy ağaçlarında çekinik genlerle aktarılan özelliklerin gösterimi verilmiş. Buna göre bu soy ağaçlarından hangilerinde kalıtımı gösterilen özellikler X kromozomundaki genlerle aktarılıyor olabilir. Çekinik genlerle aktarıldığına göre X kromozomundan da bahsettiğimize göre biz bunu renk körlüğü gibi düşünebiliriz. Şöyle bir soruma baktığım zaman o zaman bu dişi renk körü olmak zorunda. E, karşıdaki erkeği sağlıklı verdiğine göre yazdım. Bunların erkek çocuğu Y kromozomunu babadan alacağına göre anneden mecburen neyi almak zorundaydı? X üzeri küçük R'yi almak zorundaydı. Anne renk körüyse erkek çocuğu da renk körü çıkmak zorundaydı. Yani bu X kromozomu kromozomu üzerinde çekinik aktarılan bir özellik olamaz gençler. Devam ediyorum. Erkek renk körüymüş X üzeri küçük R ye yeymiş. Kadında sağlıklıymış X üzeri büyük R yanını bilmiyorum. Erkek çocuğa buradan Y kromozomu gelsin. Anneden de X üzeri büyük R gelsin. Sıkıntı var mı? Yok. Yani burada aktarım gerçekleşiyor olabilir. Buraya geldiğim zaman erkek çocuk X üzeri küçük R'ye Y. Ye kadın da x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r olmak zorunda olur mu x üzeri küçük r'yi annesinden alsa babasından da y'yi alsa sıkıntı yok x üzeri büyük r'ye y şeklinde olsa babadan x üzeri büyük r gelse anneden de x üzeri küçük r gelse bu renk körü değil ama taşıyıcı olsa taşınımla ilgili bir sıkıntı yok. Buraya bakıyorum anne renk körüymüş baba sağlıklıymış. Anneden erkek çocuklarına tabii ki renk körlüğü yeni geçecek. Babadan da yeğler gelecek. Yani bu şekilde taşınımda da herhangi bir sıkıntı yok. Taşınmış olabilir gençler. 2, 3 ve 4 şeklinde yani cevabımız D'ye düşmüş oldu. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkle gösterilen bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedir diyor. Buna göre bu özelliğin kalıtımı genlerinden hangileriyle sağlanıyor olabilir? Çok büyük konuşmayayım otozomal çekinik yüzde 90 sorularda tutar tutmaması için o soruyla çok uğraşmamız gerekiyor gençler. Otozomal çekiniye baktığımız zaman tutacak mı diye şöyle koyu renkle yazmaya çalışayım ya da şuradan yazayım. Burası küçük a küçük a olsun. Burası küçük a küçük a olsun. Burası küçük a küçük a olsun. Burası küçük a küçük a şeklinde olsun. E küçük a ise birini buradan alsın yanı büyük a'lı olsun. Buradan büyük a gelsin yanına küçük a gelsin. Küçük a küçük a ise buradan birini alsın buradan birini alsın. Şurası büyük a'lı olsun. Sıkıntı var mı? yok. Bu taraftan yazmaya kalktığımız zaman bu büyük ağlı olsun bunlara büyük ağları vermiş olsun. Bu taraftan da küçük ağlar gelsin sıkıntı yok. Yine bunlarda da küçük ağlar bu taraftan gelsin sıkıntı var mı yok. Yani otozomal çekinik olarak taşınıyor olabilir gençler. Hemen şunları bir karalayayım aklımız karışmasın. Şunları aldık bu tarafa. Başka renk bir kaleme geçiyorum. Sizler siliyorsunuz. Otozomal baskın olarak taşınabilir mi hocam? Şimdi otozomal baskın olarak taşınabilmesi için bunların büyük A'lı, yanını bilemiyorum şeklinde olması lazım. Büyük A yanını bilemedim. Büyük A yanını bilemedim. Büyük A yanını bilemedim. Ama diğerlerinin küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a olması gerekiyor. Ailenin yazımında sıkıntı var mı? Bakayım. Burası büyük A'ya küçük A olsa, küçük A'ların hepsini vermiş olsa sıkıntı yok. Şurası küçük A küçük A, küçük A'nın birini buradan alsa, birini buradan alsa, burası da büyük A'ya küçük A olsa sıkıntı var mı? Yok küçük a küçük a olsalar küçük a'ların birini de bu taraftan almış olsalar sıkıntı var mı? Yok. Yani otozomal baskın olarak da taşınıyor olabilir gençler. Y kromozomuna bağlı çekinik taşınıyor olabilir mi? Y kromozomuna bağlı çekinik veya baskın demesi bizim için bir şey ifade etmiyor. Baskın veya çekinik taşınması Y kromozomu bir tane olduğu için önemli değil. Baba da var, oğlunda var, sıkıntı yok. Baba da var, oğlunda var. Erkek çocukta çıkmış. Sıkıntı yok. Ha, buraya geldim. Baba da varsa Y kromozomu üzerinde taşınan bir hastalık niye erkek çocukta çıkmamış? Demek ki bu Y kromozomuna bağlı olarak taşınıyor. Olamaz gençler. Diğerini çok karalamamış olayım. Şuradan göstereyim birebir aynı sorumuz zaten. X kromozomuna bağlı çekinik taşınıyor olabilir mi? X kromozomuna bağlı çekinik taşınması için bunun X üzeri küçük R, Y, bunun X üzeri küçük R, Y, bunun X üzeri küçük R, Y, bunun da X üzeri küçük R, Y şeklinde olması gerekiyordu. Bakıyorum Y kromozomunu buradan aldıysa X üzeri küçük R'yi annesinden alması lazım. Annesinin taşıyıcı olduğunu kabul edersek tabii ki oluyor. Anneden sağlıklı olma geni gelse burası x üzeri büyük R olsa şuradan da x üzeri küçük R'yi almış olsa bir sıkıntımız yok. Buradan devam ettiğim zaman babadan x üzeri küçük R'yi aldıysa annesinden x üzeri büyük R'yi almış olabilir. X üzeri büyük R de buradan erkek çocuğuna ve kız çocuğuna anneden aktarılmış olabilir. Sıkıntı yok. Buradan devam ediyorum. Y kromozomunu buradan aldı. Anne X üzeri küçük R'yi taşısa, anneyi de taşıyıcı olarak kabul etsek sıkıntı çıkmaz. Anneden hep kız çocuklarına X üzeri büyük R gelmiş olsa, annenin kız çocukları renk körü olmaz gençler. O zaman X kromozomuna bağlı çekinik olarak da taşınıyor olabilir. Cevabımız da 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Hemen bunun benzeri bir soruya daha bakalım. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkle gösterilen bile, bireyler belirli bir özellik bakımından aynı fenotiptedir. Buna göre bu özelliğin kalıtımı genlerinden hangileriyle sağlanıyor olabilir diyor. Bakıyorum otozomal çekinik olur mu? Kuvvetle muhtemel olur. Küçük a küçük a küçük a küçük a yazsak hepsine otozomal çekinik olarak göstersek aileyi yazabiliyor muyuz? Küçük A'nın birini buradan alsa birini buradan alsa bu taraf büyük A olsa sıkıntı yok. Küçük A küçük A birini buradan alsa diğerini buradan alsa bu büyük A'lı olsa sıkıntı yok. Küçük A küçük A birini buradan alsa diğerini buradan alsa buradan da büyük ağlar gelse bunlar da büyük A küçük A olsa herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Yine bu da büyük A'ya küçük A olabilir gençler. Yani otozomal çekinik olarak bunları yazmamda herhangi bir sıkıntı çıkmadı diyeyim. Sonra X kromozomu üzerinde bağlı çekinik taşınmaktan bahsediyor. Onu da başka renk bir kalem kullanarak yazmaya çalışayım. Şimdi X üzeri küçük R'ye Y, X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. Y kromozomunu babalarından aldı ama baba da renk körü olduğu için X üzeri küçük R'sini yazdık. E baktığım zaman X üzeri küçük R'nin diğerini kimden alması lazım? Anneden alması lazım. Anneyi göstermediğine göre renk körü annede x üzeri büyük R'ye x üzeri küçük R olması lazım. Anneden x üzeri büyük R gelse, babadan da x üzeri küçük R gelse burada bir sıkıntı yaşamadık. Şuradan devam ediyorum. Erkek çocuğu x üzeri küçük R'ye Y olmak zorunda. x üzeri küçük R'ye Y olmak zorunda. Baktığımız zaman kız çocuğuna tabii ki x üzeri küçük r bu taraftan geçecek erkek çocuğuna da x üzeri küçük r bu taraftan bu da x üzeri büyük r'ye küçük r desek bu tarafa da yine anneden x üzeri büyük r gelse babadan x üzeri küçük r gelse yine yazdım sıkıntı yok devam ediyorum. X üzeri küçük r'ye y şeklinde olmak zorunda. Erkek çocuğu X kromozomunu anneden aldı. X üzeri küçük r ye anne de var. Anneyi boyamadığına göre anne sağlıklı. Daha doğrusu taşıyıcı büyük R genini taşıyor. X üzeri büyük R'ye küçük R'dir. Kız çocuklarına da hep büyük R'leri vermiş olsa babadan zaten küçük R'ler gelecek. Soy ağacının tamamını yazdım. Yani X'e bağlı çekinik taşınmasında da herhangi bir problem çıkmadı gençler. Bakalım x'e bağlı baskın taşınmasında sıkıntı var mı? X'e bağlı baskın taşınması demek mesela bunun x üzeri büyük A'ya Y özelliğini göstermesi demek. Bunun da yine x üzeri büyük A'ya Y olması demek. Y kromozomunu babadan alacağına göre x üzeri büyük A'yı kimden almak zorunda? Anneden. Annede X üzeri büyük A varsa yani bu özellik varsa anneyi niye boyamadı? Erkek çocukta varsa X kromozomu anneden geçtiği için annede de baskın özelliğin görünmesi lazımdı. Gitti. Y kromozomuna bağlı çekinik taşınır mı? Babadan erkek çocuklarına geçtiyse sıkıntı yok. Babada var, erkek çocukta var. Babada var, erkek çocuklarında var. Babada var, erkek çocuklarında var. Yani Y kromozomuna bağlı, çekinik baskın fark etmez, Y kromozomuna bağlı taşınıyor da olabilir. Cevabımız da 1, 2 ve 4 şeklinde oldu. Böylelikle dersimizin sonuna geldik gençler. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.